Evet arkadaşlar kaldığımız e, yerden devam edelim. E, Osmanlı'nın e, Balkan savaşlarından sonra imzaladığı anlaşmaları e, konuşuyorduk. E, burada Balkan devletlerin kendi aralarında imzaladığı anlaşmanın Bükreş anlaşması olduğunu söyledik. Bükreş'e göre değil mi? Sırplar, e, Yunanlılar e, ve Romanya Bulgaristan'dan alabileceği yerleri Manastır, Üsküp, Piriştine'yi e, Yunanlılar Serez'i, Dramayı, Selani'yi, Kavala'yı aldılar. E, Romanya'da hemen Kuzey Bulgaristan'daki Dobuca ve Silistre'yi aldı. Peki burada Osmanlı'yı ilgilendiren yer neresi? E, üç önemli anlaşma arkadaşlar. E, bir kere 1913 İstanbul Anlaşması Bulgaristan'la yapıldı. Ki haritada gözünüzün önüne gelir. E, Meriç Nehri sınır olacaktır. E, Midye... Enes artık eski sınırdır hatırlayın. Ee, şimdi artık e, Kırklareli ve Edirne Osmanlı topraklarına e, katılıyor. Bunu söyleyebiliriz. Demek ki e, İstanbul Anlaşması'nın böyle bir özelliği var. Bizi ilgilendiren kısmı. E, Atina Anlaşması 1913'te e, bu sefer Yunanlılarla imzalanan bir anlaşma. E, Selanik, Yanya, Girit e, Yunanistan'a bırakıldı. Meriç sınır olacak. Ege adaları da e, Avrupa devletleri Yunanistan lehine e, oy verdikleri için Ege adaları da Yunanlıların olacak. Daha sonra 1914'te dikkat edin bir başka İstanbul anlaşması var. Arkadaşlar bu Sırbistan'la imzalanıyor. E, Sırplarla imzalanan bu anlaşmanın temel özelliği şudur: artık Sırbistan'da bir toprak bütünlüğü yoktur. E, ama orada kalan Türk ve Müslümanlar var. Onların e, azınlık haklarını koruyabilmek için Sırplarla yapılmış bir anlaşmadır. Azınlık statüsünü belirleme adına yapılmış bir anlaşmadır İstanbul 14. Toparlayalım arkadaşlar. Balkan Savaşları, hani o klasik tabirle Elveda Rumeli denilen e, savaşlardır arkadaşlar. E, binlerce, on binlerce insan Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı ve Osmanlı o göz bebeği Balkanları e, bu savaşlar neticesinde kaybetti. Toparlarsak Doğu Trakya yani Edirne Kırklareli ha bir de merak eden varsa mesela Dimetoka bölgesi de aslında Osmanlı'ya bırakıldı arkadaşlar biraz zor yazılıyor burada ama Dimetoka e, hemen sınırda küçük bir yer e, Dimetoka. Şu denebilir, yahu bunu duymadık daha önce. E çünkü kısa süre sonra Dünya Savaşı'nda Yunanistan'a hediye ediliyor tekrar Dimetoka. E, Bulgaristan'a hediye ediliyor. E, İttifak Devletleri'ne katıldığı için. O yüzden çok bunun adını duymayız ama Dimetoka'da e, Edirne ve ile birlikte Osmanlı'da kaldı. Onun dışındaki her yer, yani nereler, e, manastır, Selanik... Üsküp, Kosova, Sofya, bütün o göz bebeği noktaları Balkan Savaşları neticesinde e, kaybedildi. Azınlık sorunu ortaya çıktı, bunu söyleyebiliriz. Adalar derseniz, Gökçeada ve Bozcaada dışında hiçbir ada kalmadı arkadaşlar. E, bunu da söyleyebiliriz. E, Türkçülük ideolojisinin geliştiğini zaten nereden çıkartırız? İttihat ve terakkiden değil mi? Artık yönetimde ittihat ve terakki vardır. Onların da temel ideolojik donanımı Türkçülük, hatta biraz daha ayrıntılı Turancılık olduğunu biliyoruz. Evet, arkadaşlar Balkan Savaşlarının hikayesi budur. Sizden bilmenizi istedim. Birinci Balkan Savaşı'nı bitiren Londra, ikinci Balkan Savaşı'nı bitiren Bükreş'tir. Ama Osmanlı ilgilendiren İstanbul, Atina ve yine Sırplarla imzalanan 14 İstanbul Anlaşmasıdır. Peki, dünya savaşına gelelim isterseniz arkadaşlar. Şimdi dünya savaşını bir konuşalım. 1914-18 yılları arasında, 20. yüzyılın... En kanlı savaşlarından biri arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı. Ee, neden çıktığına e, isterseniz gelin önce bir bakalım. Ondan sonra da yavaş yavaş bizi çok daha ilgilendiren cephelere e, geliriz. Şimdi Dünya Savaşı neden çıktı? Bir, sömürgecilik. E Trablusgarp'ta ne konuştuysak şimdi de onu konuşabiliriz. Almanya'nın ve İtalya'nın sömürgecilik yarışına katılması zaten var olan yarışı iyice kızıştırmıştır arkadaşlar bu bir iki ham madde ve pazar arayışı şimdi sömüreceksiniz ki ham maddeyi alasınız ham maddeyi alasınız ki bunu işleyip e, pazarlarda satasınız o zaman bir pazar ihtiyacınız da var açık pazar e, bunların dışında milliyetçi ideoloji elbette önemli bir ideoloji ulus devletlerin en önemli ideolojisi malum e, bunun dışında bloklaşma ve silahlanma yarışı da dünya savaşının en genel nedenleridir ki zaten bunları çok fazla konuşmaya da gerek yok. Ama burada e, özel nedenler diyebileceğimiz yerler var. Şimdi isterseniz buraya bir odaklanalım. İlk olarak Almanya ile yani Prusya ile İngiltere arasındaki ekonomik rekabet arkadaşlar. Şimdi Almanya öyle geç kuruldu, zayıf falan düşünmeyin. Prusya prenslikleri bir araya gelince Avrupa'nın en güçlü devletlerinden bir haline geldi. Müthiş bir disiplini var, değil mi? Prusya'nın şansölyesi Bismarck kan ve demir politikalarıyla Almanları çok önemli bir güç haline getirdi. Şimdi İngilizlerle artık rekabet başladı. İki. Almanya ile Fransa arasında yaşanan bir özel e, yer sorunu var. Alsas-Loren. Alsas-Loren neresi arkadaşlar? Strasbourg. Bugün Fransa-Almanya sınırında. E, Almanlar siyasi birliğini sağladığı, Fransızları yendiği bir savaş var. Sedan Savaşı. Fransızları diz çöktürüyorlar. Versailles'de bir anlaşma imzalıyorlar. Ve Alsas-Loren'i Almanya alıyor. Kömür havzası... ...meşhurdur değil mi Alsace-Lorraine'in? işte şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlar bu kaybettiği yeri geri almak istiyor. Ama enteresan bir bölgedir Alsace-Lorraine. Çünkü Dünya Savaşı'nda Fransızlar alıyor evet ama ondan sonra Adolf Hitler geliyor değil mi? Nazizm Almanya'ya. İkinci Dünya Savaşı'nda tekrar alıyor Almanlar... E, yeniliyor Hitler, Fransızlar tekrar alıyor. Asas Loren sürekli böyle gelgitlere uğrayan bir e, nokta. Peki Rusya'ya bakarsak. Arkadaşlar Rusya'nın temel e, politikası sıcak denizlere inme politikası değil mi? Denize açılan, Akdeniz'i ele geçirme e, stratejisidir. Ve elbette en önemlisi kadim politikaları, pan Slavizm Slavları, Balkanları bir araya getirmek ve bunları Osmanlı'ya karşı kullanmak. Bir başka madde, Avusturya ile Rusya arasında. Şimdi e, bu neden önemli? Çünkü Avusturya, Macaristan bir imparatorluk ve imparatorlukta e, Slav halkları çok fazla. Şimdi Rusya burayı kaşıdığı an e, Avusturya, e, Macaristan bundan rahatsız olacak. Buna da dikkat edelim. E, bir başka madde, Kuzey Afrika'da rekabet çıkıyor karşımıza. E, şimdi Kuzey Afrika'da Cezayir'i, Tunus'u alan değil mi? Fransa'ydı. E, Trablusgar da İtalya almıştı. Şimdi gelsin e, sömürgecilik yarışı, Kuzey Afrika'da da bu savaş başladı. İtalya'nın Akdeniz'e egemen olma politikası, bu da e, yine bir aslında bakarsanız özel nedendir. E, biz bunu şuradan biliriz arkadaşlar. Aslında bu politika çok e, kadim bir e, Roma e, politikasıdır. E, Romalılar buna e, Mare Nostrum diyor. Mare Nostrum, bizim deniz. E, onların bizim deniz dedikleri yer Akdeniz. E, kim kullanacak bunu İtalya'da? Daha sonra faşizmin lideri Benito Mussolini. Ama hala o izleri görüyoruz, dikkat edin. Son olarak Japonya. Diyebilirsiniz ki uzak doğuda Japonların ne işi var? E, Avrupa'nın e, girmiş olduğu bu savaşta ne işi var diyebiliriz. Ama e, şunu unutmayalım, Almanlar e, Ta Pasifik'te bir takım adaları sömürüyorlar. Bismarck adaları falan vardır. E, şimdi Japonya onları tekrar Almanya'dan geri almak istiyor. Bunlar da arkadaşlar özel nedenler olarak karşımıza çıkar. Şimdi gelin e, savaşın e, senaryosuna bir bakalım. Yani bu savaş nasıl patlak verdi? Kimler arasında patlak verdi? Ona bir bakalım. Önce Avrupa'da bloklaşma olduğunu unutmayalım arkadaşlar ki hemen alt tarafta blokları konuşacağız. Yani e, ittifak İttifak bloğu Almanya, Avusturya, İtalya, İtilaf bloğu İngiltere, Fransa, Rusya. Bunları konuşacağız şimdi. E, i̇ki bloğa ayrıldı dünya. Dikkat ettiyseniz Alman tarafı 1883'te kendi bloğunu oluşturmaya başladı. Çok erken bir tarih. E, 1907'de de itilaflar. Yani bu bloklar öyle hemen savaştan e, bir yıl önce falan öyle olmuş mesele falan değil. Arka planı var. Peki bloklaşmalar var. Artık savaş yaklaşıyor. O tam tam seslerini duyuyoruz. E, ama e, nasıl kıvılcım aldı bu yangın? E, arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. E, Avusturya Macaristan Veliahtı e, Ferdinand Saray Bosna'yı Sırpların kontrolünde Saray Bosna'yı ziyaret eder ve orada bir örgüt tarafından e, Sırp Karel örgütünde ki bir mensup e, Gavrilo Princip tarafından öldürülür. Ee, bu felaketin başlangıcıdır işte. Avusturya, Macaristan, Sırbistan'a savaşı ilan eder. Bu yüzden Sırplar Avusturya'ya ilan eder. Sırplar'ın hamisi Ruslar Avusturya'ya ilan eder. Avusturya Ruslara ilan eder. Almanlar Ruslara ilan eder. Ruslar Almanlara derken e, dünya savaşı e, 28 Temmuz 1 Ağustos 1914 gibi resmen başlıyor. Evet, bu işin genel kısmıydı. Şimdi biraz daha Osmanlıya odaklanalım arkadaşlar. Şimdi Osmanlıya baktığımız zaman e, şu soruyu soralım başta: e, Osmanlı neden savaşa girmek istedi? Arkadaşlar, aslında Osmanlı savaş başladığında tarafsızdı. Yani şöyle düşünün, savaşa 14 Kasım'da giriyor. Savaş Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi başlıyor. İşte ...Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım değil mi? Yani birkaç ay sonra e, savaşa girer. Demek ki başta tarafsızdı ama sonra neden girdiğinin cevabını istiyorsak... ...şöyle söyleyebiliriz bir siyasi yalnızlığına son vermek. Ve kaybettiği toprakları geri almak. Osmanlı başta İngiltere ile e, bir takım politikalar gütmeye çalıştı... ...ama İngilizler bu politikayı geri çevirdi. Yani ittifak önerisini reddettiler... El mahkum Osmanlı ileri gelenleri Almanya ile anlaşmak zorunda kaldı. Hatta biz şunu biliyoruz, laf aramızda. savaş başladıktan çok kısa bir süre sonra Osmanlı aslında bakarsanız bir gizli anlaşmada yapmıştı Almanya ile ne olur ne olmaz diye e, buna da dikkat edelim. Peki Osmanlı savaşa nasıl katıldı arkadaşlar? Bunun senaryosu nedir? E, birçoğunuz hatırlayacaktır bunu Akdeniz'de. İngilizlerden kaçan iki önemli Alman savaş gemisi Goben ve Breslau Çanakkale'den içeri girip Osmanlı'ya sığınacak. Aslında bakarsanız bir oldu bittiye getiriliyor iş. Osmanlı bu iki gemi satın aldığını ilan edecek. Adlarına Yavuz ve Midilli diyecek. Hatta sembol olaylarını o kadar artırıyorlar ki e, gemi direklerine Türk bayrağı çekiliyor. E, Alman amiral Suçon e, fest fes takacak. E, Leventler fest takıyor. E, tam bir Osmanlı gemisi havası veriliyor. Ve bu gemi arkadaşlar e, amiral Suçon'un e, gemisi Akdeniz'e e, şey Akdeniz diyorum Karadeniz'e e, açılmadan önce bizzat Enver Paşa tarafından Kendisine bir zarf veriliyor, bir emir veriliyor. Bu zarfı Karadeniz'e açılınca açın emri. Amiral Suçon Karadeniz'e ilerleyince Karadeniz'de zarfı açıyor. Zarfta şu yazar arkadaşlar. Gördüğünüz Rus limanlarını ya da gördüğünüz Rus gemilerini batırma, vurma hakkına sahipsiniz. İşte bunun üzerine Osmanlı gemileri, Sivas Odessa'yı, Kefe'yi, Rus limanlarını bombalar ve artık Osmanlı fiilen savaşın içine girmiştir. Rusya 31 Ekim'de savaş ilan eder, İtilaf Devletleri 5 Kasım'da ilan eder savaşı ve nihayet Osmanlı Sultan 5. Mehmet Reşat 14 Kasım 1914'te kutsal cihadı ilan ederek Osmanlı'yı savaşa sokar. Arkadaşlar burada bir de dikkat kısmı var. O da şu, aslında bu gemiler satın alındı dedik ya Goben ve Breslau. Şimdi Osmanlı şunu söylüyor. Diyor ki e İngiltere diyor biz sana iki gemi siparişi vermiştik ya hatırladın mı Sultan Osman ve eee Reşadiye? E bunların parasını da ödedik ama savaş çıktığı gerekçesiyle İngilizler bu gemileri teslim etmediler. Madem siz etmiyorsunuz biz de gider Almanlardan alırız gemiyi. E, bu iki gemi gemide e, dolayısıyla e, karşılık bir misilleme yapılarak alınıyor arkadaşlar. Küçük bir bölüm var burada e, Osmanlı neden Almanya'nın yanında savaşa girdiğinin cevabıdır. Aslında yukarıda yazdıklarımızın bir özeti gibi yalnızlıktan kurtulmak. Buraya dikkat, Enver ve Talat Paşa'nın Alman hayranlığı. Şimdi yukarıda bir cümle söyledim kafanız karışmasın. Osmanlı aslında başta İngiltere'nin yanında yer aldı dedim ya. Yani onunla anlaşmak istedi. E, kim istiyor? Sayit Halim Paşa, sadrazam. O biraz İngiliz yanlısı e, ama bizim iddiaçlar doğrudan Alman yanlısı. Biz bunu nereden biliyoruz? Enver Paşa. Daha 1909'da Almanya'ya ateşe militer olarak gidiyor arkadaşlar. Ve orada Alman fabrikalarını değil mi o kurumları ya da Alman Prusya ordularını denetliyor, görüyor. Ve o e, disiplin, o nizam e, Enver'in gözünde muazzam bir yere oturuyor. Orada kararını veriyor zaten Enver Paşa. E, bu ordular hiçbir savaşı kaybetmez. Almanları e, desteklemesinin bir parça nedeni de bu. E, bir başka neden kaybedilen toprakları geri almak. Şimdi Makara'yı geri sarın, Balkan Savaşı'nda kaybedildi. Biraz daha geri gelin, e, Trabluskarp'ta kaybedildi. Biraz daha geri gelin. 93 Harbi'nde e, kaybedildi. Şimdi o toprakları alabilme şey var, imkanı var. Bir başka madde. Borçlardan ve kapitülasyonlardan kurtulmak. Osmanlı'nın başına belaydı kapitülasyon. Nihayet savaşa girdiğinde bütün kapitülasyonları reddetti. Ama laf aramızda reddedince ilk tepki Almanlar verecek arkadaşlar. Öyle çok da boş beleş bir ittifak içinde değil Almanlar bunun ipucunu veriyorlar aslında bakarsanız ve Turancılık fikri Almanlar özellikle Orta Asya'ya doğru Türklerle birleşme fikrini siyasetini alttan alta ittacılara işliyor. Peki diğer tarafta Almanlar niye Osmanlı'yı ister sizce? Şimdi bir kere jeopolitik konumu Osmanlı'nın muazzam. Her taraftan cephe açabiliyorsun. Kafkasya'dan, Orta Doğu'dan, Balkanlardan her taraftan cephe açmak savaşın yükünü hafifletmek anlamına geliyor. E bir başka neden Almanların özellikle beklentisi arkadaşlar e, halifelik e, makamından yararlanmak. Yani halife Reşat, 5. Mehmet Reşat kutsal ilan ederse İngiliz sömürgelerine bağlı Müslüman devletler hep birden ayağa kalkacaklar, isyan edecekler beklentisi var. E, bu çok e, geçerli olmuyor malum. E, zaten e, Osmanlı'nın demografisinden, nüfusundan yararlanmak, biraz sonra altta konuşacağız. 19-20 milyona yakın bir nüfus var. E, 1-2 milyona yakın asker var. Bu önemli bir güç. İngiliz sömürgelerini kesmek hali hazırda önemli bir politika. Rusya'nın müttefikleriyle bağlantıyı kesmek Yine Almanların temel bir politikası. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. E, ve elbette son olarak e, Musul ve Kerk petrollerini ele geçirmek. Almanların da elbette böyle bir e, misyonu, görevi vardır arkadaşlar. Peki. Şimdi <laughs> uluslararası e, bloklara <laughs> şöyle biraz daha yakından bakalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi Dünya Savaşı'ndan önce e, iki blok karşımıza çıkıyor. Birincisi e, ittifak e, bloğu, Osmanlı'nın da içinde yer alacağı bağlaşma. Arkadaşlar sizden e, buna biraz önem vermenizi isteyeceğim. Ola ki ittifak demez, bağlaşma der, dikkat edelim. Diğer tarafta da itilaf. E, bunları çok sık biliriz ama itilaf bloğuna da anlaşma devletleri deniyor. O yüzden bunları karıştırmayalım. E, ana blokta kimler var? Almanya, Avusturya ve İtalya. İtilaflarda ana blokta kimler var? İngiltere, Fransa ve Rusya. Şimdi <laughs> buradaki önemli devletlere şöyle bir bakalım. Birincisi İtalya. İtalya e, yer değiştiren, savaşta blok değiştiren taraf devlet olarak biliniyor. Ee, neden İtalya yer değiştirmiştir? Biz bunu daha sonra konuşacağız. Gizli anlaşmalardan anlıyoruz. İtalya'ya bir takım topraklar vaat ediliyor Anadolu'dan. O yüzden İtalya'da ittifak bloğunu satıp karşı tarafa geçiyor. İkincisi Japonya. Japonya ilk ayrılan devlettir arkadaşlar. Böyle bir misyonu var. Ee, niye? Ee, adamların derdi e, Pasifik'teki bir takım Alman sömürgelerini ekarte etmekti. E Bunda başarılı oldu. E Bana e, güle güle dedi. Ayrıldı savaştan. Yunanistan son katılan böyle bir özelliği vardır savaşa. Ama buranın e, şüphesiz başrol oyuncusu ABD. E, ABD 1917'de savaşa katıldı arkadaşlar. Yani savaştan tam 3 yıl sonra. Tam bir solist gibi devreye girdi, savaşı bitirdi, fişini çekti. Ee, neden girdiğini e, konusu var, onu zaten konuşacağız. Ama onun dışında, onun dışında ana bloklar dışında e, dikkat ettiniz mi? Sırplar, Romanya, Belçika, Hollanda, Portekiz, Brezilya, Çin, neredeyse dünyanın tamamı bu tarafta. E diğer bizim tarafa bakarsanız Osmanlı tarafına bir Osmanlı e, devletiyle Bulgaristan eklenmiş. E Bunu zaten istatistikler de doğruluyor arkadaşlar. Yaklaşık 20 milyona yakın bir e, güç söz konusudur. Biraz daha üzerindedir. E, karşı tarafta 40 milyon. Neredeyse iki katı güç var. E, dolayısıyla bu savaşın e, kazananı e, aşağı yukarı e, belli arkadaşlar. Peki. Künyesine bir bakalım Osmanlı'nın arkadaşlar. Ee, savaşta 18.7 milyonluk bir nüfusu var ama çok net değildir bu rakam. 19, 20, 21 gibi bazı akademik metinlerde de vardır. Ee, ama yaklaşık bir 19 milyona yakın nüfusu var. Ee, padişah kimdir? Sultan 5. Mehmet Reşat. Şimdi biz bu adamı nereden hatırlıyoruz arkadaşlar? Ee, 1909'da. 31 Mart vakasını bastıran hareket ordusu 2. Abdülhamit'i devirip 5. Mehmet Reşat'ı tahta çıkartmıştı öyle değil mi? Tarih 1909. Peki ne zaman ölüyor ve görevden ayrılmak zorunda kalıyor Reşat? 1918. Mondros'tan hemen önce ki zaten 5. Mehmet Reşat'tan sonra 6. Mehmet Vahidettin. Vahdettin son Osmanlı padişahı tahta çıkıyor. Mondros'u imzalıyor. Ve saltanat kaldırılıncaya kadar 1922'ye kadar Osmanlı'da hala tahta yer alıyor. Peki Başbakan ve Hariciye Nazırı Sayit Halim Paşa. Hani biraz önce yukarıda biraz İngiliz yanlısı dediğim adam vardı ya. Almanlardan pek az etmeyen adam. işte o Said Halim Paşa. Ee, Dahiliye Nazırı yani İçişleri Bakanı Talat Paşa, Harbiye Nazırı Enver, Enver Paşa, Bahriye Nazırı Cemal Paşa. Şimdi dikkat ettiniz mi arkadaşlar? İttihatçıların o üç önemli paşası yani devleti yöneten adamlar en stratejik noktaları e, tutmuş vaziyetteler. E, bir kere zaten Enver, Enver Paşa Harbiye Nazırı, savaşın gerçek e, belirleyicisi olacaktır. Peki burada son olarak cepheleri şöyle bir göz atalım, cephelere bir bakalım arkadaşlar. Sonra bir ara veririz. Şimdi burada belki bir parça okumada sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. O yüzden bunu yine şöyle bir harita açayım size. Şimdi Osmanlı'nın Osmanlı'nın sınır içinde bir Taarruz, saldırdı, bir de savunma cepheleri var. Bir de arkadaşlar sınır dışı yardım cepheleri var. Gelin isterseniz ona bir bakalım. Üç önemli yardım cephesi vardır. Galicia, Polonya, Ukrayna sınırındadır. En uzak cephedir. Almanlara, Avusturya macerasına yardım cephesidir burası. Romanya cephesi ondan sonra gelir e, yine Rusya'ya, Romanya'ya karşı Bulgaristan'a ve Avusturya'ya yardım cephesidir. Son olarak da Makedonya, e, Sırplara karşı e, Bulgar, Bulgarlara ve Almanlara yardım cephesi. Bunlar dış cepheler, yardım cepheleridir arkadaşlar. Neredeyse her birine Osmanlı e, 20 bin üzerinde asker gönderir ve maalesef hepsi e, başarısız olacak... Çok fazla sayıda şehit veriliyor burada ve başarı da gelmiyor. Peki bunun dışında bizzat Osmanlı'nın saldırdığı cepheler hangisi? İki cephe söz konusudur. Kafkas cephesi arkadaşlar. Doğu cephesi ki bizzat Enver Paşa geliyor. <laughs> yani Osmanlı'nın bir numaralı adamı Doğu cephesine geliyor. İkinci saldırı cephesi ise kanal cephesidir. Süveyş Kanalı'dır arkadaşlar. Biliyorsunuz burada İngilizler vardı. İngilizlerin sömürge yollarına giden en önemli arter. Zaten bütün o sömürge askerlerini de hep dağıttığı yer burası. O yüzden bu cephe alınması gerekiyor. Biraz da Almanların tabii ittirmesiyle Osmanlı burada İngilizlere savaş ilan ediyor, saldırıyor. Peki bunun dışında ee, savunma cepheleri hangisidir diye bakarsak, e, bir kere çok büyük destanları yazıldı. Elbette Çanakkale, e, Suriye-Filistin cephesi ki kanalda e, İngilizler karşı taarruza geçince bir savunma cephesine dönüşüyor. Irak cephesi Basra'dan çıkarma yapan İngilizlere karşı e, ve Hicaz-Yemen cephesi de hem İngilizlere hem de burada Arap milliyetçiliği, bir Arap devleti isyanlarına karşı mücadele edecektir Osmanlı. Gördüğünüz gibi cepheler fazlasıyla geniş. Burada zaten onu yazılı halde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi artık bizim için o en kritik yer arkadaşlar neresi? Cepheler değil mi? Asıl işte en çok dikkat etmeniz, en çok bilmeniz gereken yere geldik.